Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hızlı teknik analiz videolarına devam edeceğiz. Biliyorsunuz her gün 3, yani her gün dediğim hafta içi 3 adet şirket inceliyoruz. Bugün de İşgeo, Esen, bir de arkadaşlar Afyon Çimento'yu inceleyeceğiz. Analizimize geçmeden önce isterseniz hızlıca bir yasal uyarımıza göz atalım. Şu şekilde arkadaşlar. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Risk almanıza ve portföy yapınıza uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Dediğim gibi arkadaşlar 3 adet şirket İşgeo, Esen, bir de hangisiydi? Afyon Çimento'yu inceleyeceğiz. Şimdi grafiğimize geçelim. Bu İşgeo'nun grafiği arkadaşlar aylık grafik. Uzun vadeli yatırım için bakın yükselen trend devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Yükselen dipler, oluşan en yeni tepeler şeklinde yükseliş trendi. Tabii şu üst banttan aşağı indikten sonra bir türlü kıramamış. Bakın kaç kere denemişler. 1, 2, şurayı da denedi sayarsak 3, şurada 4, 5, 6, 5, 6 kere denemiş. Şu an burada arkadaşlar. Yani tekrar yönünü yukarı dönmesi önem arz eder. Nereye işte bu 1.76'larda falan gene destek var. Daha aşağıdaki bu aylık olduğu için 1.25 yani 1.40'lara kadar düşüyor. Şu an için fiyat 1.88. Saat 6.02 geçiyor şu an. 15 dakika gecikmeli olduğu için 5.47 verileri gibi düşünebiliriz. Yani 6'ya 13 kala verileri arkadaşlar. Genel manada yükseliş trendi devam ediyor. Buna niçin bakıyoruz arkadaşlar? Yani trend is your friend denen mevzu. Arkadaşlar trend sizin arkadaşınızdır. Trende karşı hareket edilmez. Buna dikkat etmek lazım. Yani nedir işte uzun vadede bütün vade yani özellikle uzun vadede trend yukarı yönlüyse kısa vade için olay daha kolay olacaktır. Yani nedir arkadaşlar? Kısa vadede de yükseliş trendini takip etmek daha kolay olacaktır arkadaşlar. Genel manada uzun vade için olumlu yükseliş trendi devam ediyor. İşgeo için. Haftalık trende bakalım. Daha doğrusu haftalık grafiğe bakalım. Haftalık da orta uzun vadeli yatırım için biliyorsunuz. Bakın arkadaşlar şurada bir düşen trend var. Yani şunu şöyle çizgiyi koyduğumuzda bakın net görebiliyoruz. Şurası düşen trend. Sonra bu kırılmış yükselmiş. Burada daralan bir takoz oluşmuş gördüğünüz gibi. Sonra onu aşağı kırmış. Yani nedir bunu büyütüp de bakabiliriz şöyle. Daha da büyütelim. Şurada gördüğünüz gibi bir sıkışma alanı oluşmuş. Daralan takoz, yükselen takoz aynı zamanda. Bunu aşağı kırınca düşüş trendi başlamış. Bakın şu şekilde bir düşüş trendi söz konusu. Bunu da haftalık bazda bu hafta itibariyle, bugün zaten haftanın ilk günündeyiz, pozitif. O yüzden kırdı gibi. Ama nedir arkadaşlar? Ya %3'lük bir üzerinde kapatma beklenir. Trendin bu kırıldığı için, şey düştüğünü anlamamız, onaylamamız için düşen trendi. Ya da arkadaşlar 2 mumluk üstünde kapanış. Yani bu haftalık olduğu için 2 haftalık üstünde kapanış beklenir. Ama şu an için görüntü olumlu. Şimdi bir de kısa vadeli görünüme bakalım arkadaşlar. İşgeo'nun yani günlük grafiğe bakalım. Şurada günlük grafiğimiz. Bakın arkadaşlar Mart dibinden itibaren yükselen trend devam etmiş. Çok güzel devam etmiş. Sonrasında bir düşüş başlamış. Şuradan itibaren. Ya da şöyle de diyebilirsiniz arkadaşlar. Gelmiş bakın şu destekten dönmüş. İkincisini de kırmış. Kırdıktan itibaren şurayı da alabilirsiniz. Ama bakın çok güzel örtüşüyor. Sonrasında kırmışsa da geri girmiş. Şu an tekrar kırmış. Şu an günlük bazda baktığınızda 2, 3, 4, 5 gün falan bu düşen trendin üstünde. Haliyle düşen trend son buldu diyebiliriz arkadaşlar. Tabii şurada bakın hafif bir yükseliş trendi de oluşmuş vaziyette. Veriler arttıkça bunu da çizeceğiz. Genel görünüm bu şekilde. Ayrıca neyi söyleyebilirdik? Bakın arkadaşlar şurası mesela kaç seviyeleri? Bunu hiç çizmedim ben ama. Önemli bir destek seviyesi aslında. Neresi burası? Evet bir türlü seçilemedi şurası. Bakın bu düşüşler de buraya kadar gelmemiş arkadaşlar. Yani düşüş şuralarda falan son bulmuş gibi. Burası da aslında önemli bir destek. Bakın şurası yani. Şunu şöyle kaydırsak şu civara geliyor. Burası da önemli bir destek direnç noktası. Buradan dönmüş artık yukarı yönlü bir hareket beklenebilir. Şu düşen de kırılmış gibi duruyor şimdi. Son olarak da Fibonacci düzeltme seviyeleriyle arkadaşlar destek dirençleri verip bitirelim. Şu şekilde şu tepeyi seçiyorum. Şuradan da şu dibi seçeceğim. Sağ tıkladım. Trend üstlerini yakala dedim. Evet arkadaşlar. Çok net gözüküyor. Bir miktar isterseniz yine sola kaydırayım. Şöyle arkadaşlar. Bakın çok güzel çalışmış şu destek dirençler. Şurası direnç, şurası destek. Şurası gene direnç. Bakın gelmiş buradan dönmüş. Şu an 1.89 seviyelerinde. Yükselişin devam etmesi durumunda sırasıyla 2.02, 2.21, 2.37, 2.52, 2.73 ve 3.01 seviyeleri hedef yani direnç konumunda. Aşağı yönlü hareket gelmesi durumunda da arkadaşlar 1.83,
1.79, daha sonra da 1.72 nihai destek olarak var arkadaşlar. 1.72 de kırılırsa arkadaşlar aşağı yönlü daha sert hareketler beklenir maalesef. Genel görünüm bu şekilde arkadaşlar. Şimdi SN'e geçelim. Şuradan geçelim tabii. Kayıtlı grafik. SN yeni halka arz olduğu için arkadaşlar haftalık veriler oluşmamış. Yani oluşmuş ama az, öyle diyelim. O yüzden pardon, aylık veriler. O yüzden haftalıkla başlayacağız. Yani aylık değil. Bakın haftalık verilerde şöyle bir yükseliş trendindeymiş. Sonra bu gelmiş, şu destek kırılınca şu şekilde bir düşüş trendi başlamış. Bunu şöyle uzatabiliriz. Bakın arkadaşlar böyle gelmiş. Şöyle bir düşüş trendi içerisinde. Burada da destekten dönmüş. Nedir? Bu yükselip şuraları geçmesi beklenir. Oralarda nereler olur? Şöyle biraz daha şu şekilde bakarsak. Şu an 30 lira 90 kuruş seviyesinde. 33 lirayı falan kırarsa olumlu. Bu düşen kırıldı diyebileceğiz artık arkadaşlar. 33 lira 34 lira seviyeleri. Ama şu an için şurası yükseliş, şura bir düşüş trendi şeklinde arkadaşlar. Bunun dışında günlüğe geçelim. Bu orta uzun vadeli yatırım için. Son olarak da ESEN'in günlük grafiğine bakacağız. Gürültü için kusura bakmayın arkadaşlar. Malum sürekli uyarılar yapılıyor dışarı çıkmayın diye. Onun sesi geliyordur belki arada. Günlükte de böyle bir görünüm var. Şu dibi aldık. Bu Ekim'de halka arz olduğu için Ekim itibariyle aldık. Şu şekilde 2, 3, 4, 5 kere falan değmiş arkadaşlar. Bakın yükseliş trendi, yükselen dipler, oluşan yeni tepeler şeklinde. Yükselmiş, dirençten dönmüş, destekten dönmüş derken bu direnci kırmış. Yukarı dirençten, burası direnç bu sefer, buradan dönmüş. Desteğe gelmiş, destekten dönmüş. İğnelemiş, gidememiş. Bakın bura 1-2 kere denemiş. Yani şurada altında kapatmış hafiften. Sonrasında üstünde, yani altında açıp üstünde kapatmayı başarmış. Sonra tekrar gelmiş derken kırmış. Sonra bu destek de kırılmış. Bakın burası destek. Kırıldıktan sonra dirence dönüştü arkadaşlar. Bakın tekrar geldi. Kıramadı. Tekrar kıramadı. Geri geldi. Burada şu risk de vardı. Buna dikkat etmek lazım. Bu onaya mı geldi diyebilirdik arkadaşlar. Yani nedir? Onay şu oluyor. Düşende şöyle kırdığında desteği onaya geliyor, sonra aşağı salıyor. Ama bakın aşağı salmamış. Yani eski dibine kadar da gitmeden tekrar dönmüş. Şu an yön yukarı. Nedir? Önemli olan şu an 31,5 lira seviyelerini kırması. Hatta evet 31,5 lira seviyesini yukarı kırarsa, üstüne atarsa normal yükseliş trendine geri döndü diyebileceğiz arkadaşlar. Genel görünüm bu şekilde. Yani yükseliş trendi kısa vade için tam bozulmuş denemez arkadaşlar. Yani şunları bir yerden sonra ihlal kabul edilecektir. Şimdi şunun tümünü sil diyelim. Biraz sola çekelim. Fibonacci düzeltme seviyeleriyle destek dirençleri verip bir sonraki analizimize geçelim. Şirketimize geçelim. Şu şekilde tepeyi seçtim. Şuradan da dibi seçtim. Trend uçlarını yakala dedim sağ tıklayıp. Bakın arkadaşlar. Şurada %23 seviyesini kırmış. Bunu görebiliyoruz. Yani bugün itibariyle üstüne atmış artık. 30 lira 38 kuruşmuş. Şu an 30 lira 90 kuruş seviyesinde. Henüz kapanmadı seans. Ama az kaldı. Üzerinde kapatması durumunda olumlu bir görüntü oluşacaktır. 30 lira 38 kuruş üzerinde kapatması durumunda. Hedefler sırasıyla ya da dirençler aynı şey. 33.40, 35.85, 38.29, 41.76, 46.19 şeklinde gidiyor arkadaşlar. Düşüşün gelmesi durumunda öncelikle 30.38 önemli bir destek. Sonrasında arkadaşlar şu destek var. 29 lira 31 kuruş. Daha aşağıda 28 lira 0.5 kuruş ve 27 lira 30 kuruş. Nihai olarak da 25.5 seviyesi var. Burayı kırarsa daha sert bir düşüş gelir arkadaşlar. Bunu gözden kaçırmayalım. Yükselişin devam etmesi durumunda da bakın arkadaşlar sol taraftan takip edebilirsiniz. Şu 46.19'a geçirse 45.98, 79.67, 113 lira 15 kuruş seviyeleri takip edilebilir. Şimdi son olarak da Afyon'u inceleyip bitirelim. Afyon'un da öncelikle uzun vadede aylık grafiğine bakıyoruz arkadaşlar. Aylık grafik biliyorsunuz uzun vadeli yatırım için. Bakın arkadaşlar şurada bir sıkışma alanı oluşmuş. Yani burada sıkışan üçgen, bir daralan bir formasyon var. Bunu görebiliyoruz. Takoz dediğin üçgen değil, çok da şey değil. Ama bu daha çok üçgen. Hatta simetrik üçgeni andırıyor. Bakın çok güzel gelmiş. Destekten dönmüş, dirençten dönmüş, destek, tekrar destek, dirençten dönmüş derken devam ediyor. Şu an şurada arkadaşlar. Şunu bir görseydik. Evet. Ha nedir? Takip ederken şunu görmemiz adına eğer şurası arkadaşlar artık destek olursa, hani üçgende biliyorsunuz yukarıda kırabilir aşağıda. Gelip şuralardan dönerse ya da hiç değmeden giderse
yukarı yönlü bir hareket daha olası olabilir. Bunu görmeniz adına bunu çizdim. Bu ne işte 3.36 seviyesi sanırsam. Evet 3.35, 3.36 seviyesi. Bunu kaldırıyorum. Bu aylık için böyle bir görünüm var. Tabii nedir? İşte şuraları kırması önemli. İşte 5.40'ları kırması önemli. Şu daralan üçgenin kırıldığını, yani yukarı yönlü kırıldığını anlayabilmemiz için. Bu şekilde arkadaşlar. Destek de az önce söyledim. 3.35'te önemli bir destek var. Daha aşağıda 2.58, 1.75 diye gidiyor. Bu aylık olduğu için küçük bir oynama bile arkadaşlar. Fiyatta büyük oynaklığa sebep oluyor. Genel görünüm bu şekilde. Aylık şimdi haftalığıyla devam edelim Afyon Çimento'nun. Haftalık orta uzun vadeli yatırım için. Şunu bakın flama oluşumu arkadaşlar. Şu şekilde bir daralmış. Yani şurada aslında bayrak boyu kadar gitmesi lazım. O kadar gitmemiş. Daha küçük gittiğini görebiliyoruz. Şurada bir daralma söz konusu. Sonra bu aşağı kırmış gibi ise de üstü atmayı başarmış arkadaşlar. Bakın. Yukarı kırmış. Şunu büyütelim. Yukarı kırınca bakın bir yükseliş trendi başlamış. Şurası 2020 Mart gibi. Şurayı görmezsek bakın kesintisiz bir yükseliş trendi. Sonrasında şuradan itibaren de burası da neresi? Burası da 21 Ocak mı? Evet. 2021 25 Ocak seviyeli. Buradan da bir düşüş başlamış artık arkadaşlar. Bu düşüşte şu an bakın gelmiş artık dirence dayanmış. Hemen hemen üstüne atlatacak. 4.01. 4'ün üzerinde kapatması önemli. Haftalıkta 2 mum beklenir ya da %3 bir üzerinde kapama. Yani o da ne olur? 4.12'ler olur sanırsam. Tabii 4.12'ler. Bu kapatırsa düşüşün son bulduğu anlamına gelecektir. Bu da orta uzun vadeli yatırım için. Son olarak Afyon'un günlüğüne bakalım. Günlükte Mart dibini aldık. Bakın şurası 1, 2, 3, 4 hatta 5, 5-6 kere değmiş. Yani onaylanmış arkadaşlar. Onanmış. Bir doğru çizmek için 2 ayrı nokta lazım. Bir trend çizmek için de 3 ayrı nokta lazım. Onaylanması için biliyorsunuz arkadaşlar. Bu sebeple bunu yaptık. Yoksa şurayla ben şurayı da birleştirebilirdim. Burayı da birleştirebilirim. Burayı da birleştirebilirim. Ama anlamlı bir şekilde yapmam lazım bunu. Bu yükseliş trendi şurada son bulmuş gibi bir tür düşüş başlamış. Bu ana trend. Bu şimdilik veriler az olduğu için biraz daha ara trend gibi düşünülebilir arkadaşlar. Bu da bakın haftalık grafiğe benzer bir şekilde 4.02 ile şu düşüş trendini kanalın tavanına yani direncine yanaşmış. Bunu kırmak üzere hatta iğnelemiş geri gelmiş. Kırması durumunda olumlu arkadaşlar. Düşüş trendinin son bulduğunu söyleyebileceğiz. Ya hatta biz şurada şurayı alacak olsak mesela bakın. Yani çizmedim ben orayı da. Daha kısa vadeli şurayı çizdiğinde şu şekilde bakın bu son bulmuş artık. Şu düşüş yukarı yönlü son bulmuş. Ama çok fazla da ayrıntıya inmeyelim. Biraz daha şöyle genel gidelim diye bunu baz aldık arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu biraz daha büyütebilirdik. Büyütmedik de şu şekilde bir düşüş trendi. Şimdi tümünü sil diyeceğim. Son olarak da destek dirençleri verip olayı bitireceğiz. Şu şekilde Fibonacci düzeltme seviyeleri ile bakacağız olaya. Şu şekilde şuradan da şu dibi seçeceğim. Trend tuşlarını yakala dedim. Evet kaydı çünkü şurayı seçemedik. Evet trend tuşlarını yakaladık bu şekilde. Biraz da sola çekelim. Burada da görünüm olumlu arkadaşlar. Neden olumlu? Şimdi onu da söyleyeyim. Bakın gelmiş 123 seviyesini kırmış. 3.96'ymış üzerinde. Şimdi hedef 4.30. Sonra 4.58, 4.86, 5.25, 5.76 şeklinde gidiyor. Solda diğer hedefler de var. Yani burayı da eski tepesini 5.76'yı kırması durumunda 7.22, 9.58, 13.40 şeklinde gidecektir. Aşağı yönlü bir hareket gelmesi durumunda bugün hani en üst tam kapanmış değil. Saat 6.14 şu an 15 dakika gecikmeli yalnız veriler. Şu üzerinde kapatması durumunda destek arkadaşlar 3.96. Daha sonrasında 3.81. Şurada arkadaşlar 3.69. Daha sonra da 3.40 önemli destek seviyeleri konumunda arkadaşlar. Görünüm bu şekilde. Burada yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Risk algınıza ve portföy yapınız uymayabilir. Bilgilendirme amacı taşımaktadır. Bu doğrultuda kendi portföyünüzü kendiniz oluşturmanız beklenir. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir başka analiz videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.